Merhaba, iyi günler. Mehmet Şimşek hakkında peş peşe bir takım haberler çıkıyor ve bunlar da hızlı bir şekilde yalanlanıyor. Bunu biraz araştırdım, biraz değil bayağı hayli araştırdım. Konuya hakim olduğunu düşündüğüm çok sayıda kişiyle konuştum ve oradan edindiğim bilgileri ve bir takım yorumları size aktarmak istiyorum. Tabii ben ekonomi gazetecisi değilim ama bu siyasi bir olay. Onun için olayın ekonomik yönü çok güçlü olmakla birlikte esas bütün tartışma siyaseten yürüyor. Öncelikle Erol Mütercimler bir haber yapmıştı ama gazeteci falan olmadığı için kendisi haber yapmamış. Bir yerde işe uçurmuş, istifa etmek istediğini Cevdet Yılmaz'ın kendisini zor ikna ettiğini, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın kendisini zor ikna ettiğini söylemiş ve gerekçe olarak da zenginlerin borçlarının silinmesine itiraz etmesini göstermiş. Şimdi açıkçası önce haberin kaynağına baktığımız zaman Erol Mütercimler gazeteci değil. Belli ki bir şeyler duymuş ama gazeteci filtrelerinden geçmemiş bir şey. Ben çok fazla itibar etmiyorum. Doğru da olsa itibar etmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim, hani çok açık. Kendisinin yıllardır benim hakkımda söylediği ve hiçbirisi doğru olmayan ve sürekli tekrarladığı şeyleri bildiğim için benim gözümde güvenilir birisi değil. Pekala, dediği doğru olabilir ama çok fazla itibar etmiyorum. Buna karşılık gazete Pencere'de meslektaşım Nuray Babacan'ın haberine itibar ediyorum. Çünkü Nuray'ı yıllardır biliyorum. Gazetecilik kanıtlanmış birisidir. Özellikle Ankara kulislerine çok hakim birisidir. Bu işlerin piridir. Ve böylesine kritik bir haberi emin olmadan yazmaz. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Fakat tabii bakanlık bunu kesin bir dille yalanladı. O Nuray'ın haberi ama istifa değil. İstifa söylentileri neden geliyor diye bir haber yaptı. Kulis haberi yaptı ve orada dedi ki Cumhurbaşkanlığındaki bir toplantıda Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları eleştiriler getirdiler kendisine. O da ben söyleyeceğimi söyledim deyip toplantıyı terk etti söyledi. Maliye Bakanlığı'ndan ekonomi yani işte adını tam ne olduğunu şu anda ezbere bilmiyorum. Çok uzun uzun isimleri var ama Mehmet Şimşek'in makamından böyle bir toplantı olmadığı şeklinde bir açıklama yapıldı ve hukuki yollara başvuracaklarını söylediler. Tabii kulis haberlerinin böyle bir tehlikesi var. Çünkü size bu kaynağınıza güveniyorsunuz, kaynağınızdan emin oluyorsunuz, kaynağınız sizi ikna ediyor ya da kaynaklarınızdan fazla da olabilir. Ama onun adını veremiyorsunuz. Sizin onun adını veremeyeceğinizi bildikleri için adını verseniz bile o kişi kalkıp evet böyle ben böyle söyledim diyemeyeceği için sizi rahatlıkla hele bugünün AKP döneminde çok rahatlıkla yalanlayabiliyorlar. Dolayısıyla ben Nuray'ın söylediklerinin hiç de yabana atılmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bir yandan Mehmet Şimşek'i biliyoruz, diğer yandan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını biliyoruz, saraydaki kurmay diyorum ama bir yandan da gülme geliyor tabii ki. Mehmet Şimşek'le o kurmayların arasında çok büyük fark var. Ekonomiye hakimiyet konusunda en azından. Bir tanesi zamanında ne demişti? Dolar 1 lira olacak demişti. Hala doların bir an önce 40'a falan varmaması için elinden geleni yapıyor dedi. Neyse, bu danışmanların kalite şeyinin ekonomiye hakimiyetleri konusundaki sorunları Mehmet Şimşek'in çok da iyi birisi olduğu anlamına gelmemeli. Ekonomi konusunda bir yetkinliği olduğu muhakkak ama ben açıkçası Mehmet Şimşek'in siyaseten çok da güven verici birisi olduğunu düşünmüyorum. Mesela şunu hatırlıyorum. Deva Partisi ilk olduğu zaman Ali Babacan'a da sormuştum, başkalarına da sormuştum. Mehmet Şimşek niye yok diye. Şu anda özel sektörde çalışıyor. Daha sonra katılacak
diye şeyler söylemişlerdi. Sonra Mehmet Şimşek birkaç kere Erdoğan'la görüşüp sonra seçim sonrasında katılmayı tercih etti. Yani bunu yaparken Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye ekonomisinin düzeye çıkarılmasını tabii ki düşünüyor olabilir ama çok ciddi bir şekilde kendisini de düşündüğünü düşünüyorum. Ama konumuz bu değil. Yani konumuz Mehmet Şimşek nasıl birisidir vesaire değil. Benim ona bir siyasetçi olarak her ne kadar şu anda teknokrat gibi gözükse de aslında siyasetçi. Yani kimden vergi alıp kimden vergi almayacağını, kimin peşine müfettiş salıp kimin peşine salmayacağını kararını o veriyor. Mesela dün yayında söyledim. Biz Medyascop olarak Türkuaz Medya Grubu'ndan daha fazla vergi veriyoruz. Yani daha fazla vergi veriyoruz. Çünkü 1 lira versek de fazla olacak. Çünkü Türkuaz Grubu 5 kuruş vermiyor. Biz veriyoruz. Bizden alıyor. Hatta üzerimizde bir fetiş yolluyor. Ama kalksın oradan ya da Demirören'den ya da bir başkasından ya da Beşli Çete'den vesaireden tahsil etsin, etmiyor diyorsunuz. Bu bir siyasi bir tercihtir. Çok açık bir şekilde siyasi tercihtir. Neyse, şimdi tartışma zaten Erdoğan'ın kurmaylarıyla Mehmet Şimşek arasında doku uyuşmazlığı oldu zaten muhakkak. Böyle bir toplantı Nuray Babacan diyorsa bence olmuştur. Ama toplantı olmasa bile böyle bir gerginlik olduğu kesin. Şu haliyle ne yaşanıyor? Benim öğrendiğim konuya hakim birbirinden farklı. Kimisi gazeteci, kimisi ekonomist vesaire. Çok sayıda kişiyle konuştum. Bir kere hemen hemen hepsini söylediği nokta şu. Ekonomi iyi gitmiyor. Gideceği de benzemiyor. Yani Mehmet Şimşek'le de bu iş olamıyor. Çünkü çok sayıda sorun var. Bunların çözülebilmesi için çok daha kapsamlı, çok daha boyutlu çalışmalar yapılması gerekiyor ve siyasi desteğinde çok güçlü olması gerekiyor. Fakat en son vergi paketini geçirdiklerinde çok budamaya uğradı. Şimdi yeni yargı döneminde iki tane paket hazırladığı söyleniyor Mehmet Şimşek ve ekibinin ve bunların üzerinde şimdiden çok ciddi bir kavga olduğu, özellikle AKP'ye, Erdoğan'a yakın iş çevrelerini çok ciddi baskı yaptığı söyleniyor. Bütün bunun ne olacağının belirsiz olduğu söyleniyor. Kaldı ki bunlar olsa bile işlerin düzeleceğine yönelik bir garanti yok. Ve bunun sonucunda da ülkede bu ekonomik gidişatın çok ciddi siyasi sonuçları olabileceği. Mesela faiz indirmesi meselesi başlı başına çok ciddi bir tartışmaymış. Ben öyle uzaktan bakıyorum haberlere falan ama uzmanlarla konuştuğum zaman burada ciddi bir çekişmenin olduğunu, Mehmet Şimşek'in faiz indirimine Merkez Bankası'nın ki özellikle Merkez Bankası konusunda genellikle olayı takip edenler çok olumlu şeyler söylüyorlar. Fakat Merkez Bankası'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Burada Merkez Bankası'na sahip çıkması gereken bir Mehmet Şimşek var ama Mehmet Şimşek de siyasetle çok ciddi sorunları yaşayabiliyor. Çok nasıl söyleyeyim? Ortada bir program yok. Bir program olmadığı için hep böyle gün idare ediliyor. Ortada bir program olup programın üzerinden tartışma, yani programı şurası yanlış, şurası doğru gibi bir tartışma pek yaşanmıyor. Ama şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ne Erdoğan ne Mehmet Şimşek birbirlerini bırakabilecek durum değiller. Erdoğan bugün Mehmet Şimşek'in yani ne deniyor ona azletmek ama yani istifaya zorlamak ya da Mehmet Şimşek kazara diyelim aklını istirham etti, onu kabul etmek gibi bir şansı olmadığını söylüyor herkes. Yani herkes derken gerçekten konuştuğum herkes aynı şeyde. Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'ten başka bir şansı yok. Çünkü şu ana kadar denediği isimlerin hepsi çok kötü sonuç verdi. Bir tanesi belki olabilecekti ama Erdoğan ona tahammül edemedi.
Ama daha sonra yaşananlar. Ortada Nebati olayı ya da Şahap Kavcıoğlu olayı. Ortada şu anda Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'ten vazgeçmesi durumunda. Ekonomide zaten iyi gitmeyen işler tam bir tepe taklak gidebileceğini, bunun çok ciddi bir psikolojik etkisi olacağını söylüyorlar. Buna karşılık Mehmet Şimşek de bu olaya anlaşıldığı kadarıyla çok ciddi yatırım yapmış durumda. Mehmet Şimşek bir şirkette çalışıyor olsaydı, bir şirkette CEO olarak seçilmiş olsaydı, belli bir süre sonra işler yürümeyince ben burada doku uyuşmazlığı yaşıyorum deyip istifa edebilirdi. Belki de anlaşmalı bir şekilde ayrılabilirdi vesaire. Tabii ki bu onun CV'si için çok parlak olmayabilirdi ama yine de bunu bir şekilde idare edebilirdi. Ama burada çok daha farklı bir olay var. Bu tam anlamıyla kendini bir şekilde angaje etmiş bir Mehmet Şimşek var. Belli ki bayağı bir pazarlıkla angaje etmiş bir Mehmet Şimşek var. Başta da söylediğim gibi buradan sadece bir vatan, millet aşkı görmemek lazım. Burada çok ciddi bir şekilde aslında Mehmet Şimşek burada bir yatırım yapıyor. Kendisi uluslararası çapta finans alanında varlık gösteren birisi ve hala ilişkilerini bir şekilde de sürdürdüğü söyleniyor ki hiç şaşırtıcı olmaz. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in kaybedeceği çok şey var. Ama bir de Erdoğan'ın neyi diyelim, hiddetini kazanır ki o da onun için en azından bir süre Türkiye kapılarının tam anlamıyla kendisine kapanması gibi bir şeye neden olur. Yani şu haliyle bakıldığı zaman her iki tarafta birbirine çok ciddi bir şekilde muhtaç durumdalar, ihtiyaç duyuyorlar. Ama şu halleriyle bakıldığı zaman program olmadığı için, atılan adımlar sonuç vermediği için, enflasyonda mesela ne diyor da Erdoğan sürekli tek haneye iniş rakamları, yani iniş talihleri veriyordu. Cevdet Yılmaz bugün %50'nin altına düşmesini bekledikleri tarihi açıklıyor. Yani tek hane nerede, %50'nin altına düşmesini beklemek nerede? Yani böyle bir çok zor bir durumda hem birbirlerine ihtiyaçları var ama aslında iki tarafta birbirleriyle bu işin olmadığını görüyor. Böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu tür spekülasyonların çok ciddi bir şekilde artarak devam edeceğini kestirmek mümkün. Hatırlayacaksınız, bir Mehmet Şimşek geldikten sonra Merkez Bankası başına Hafize Gaye Erkan'ı getirdi. Öbürü çok kısa oldu. Kısa bir süre sonra gideceği yorumları yapıldığını reddedildi, tekzip edildi ama gitti. Ama giderken bayağı da bir takım avantajları alıp gitti. Yani kendisi bildiğim kadarıyla, yani şu an Merkez Bankası ile alakası yok ama bayağı bir para almaya devam ediyor. Sonuçta herkes şu haliyle baktığımız zaman ekonomide hemen herkes durumunu garantiye almış durumda. Fakat ortada şöyle bir şey var. Özellikle alt gelir gruplarının hiçbir garantisi yok. Yani bizim sırtımızdan bir oyun oynuyorlar. Bizim sırtımızdan, bizler üzerinden bir şeyleri değiştirmeye, bir takım sorunları çözmeye çalışıyorlar ya da çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ama sonuçta insanlar için, mesela çiftçi için, işçi için, emekli için hiç de iyi şeyler yaşanmıyor. Yaşanacağına dair hiçbir ışık yok ve bunun kolay kolay düzelemeyeceğini ve bunun çok ciddi siyasi sonuçları olacağını görenler bir şekilde faturayı birbirlerinin üzerine atmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu ve bu haliyle de Mehmet Şimşek şimdiden başarısızlığına akım gibi gözüküyor bana göre. Ama Mehmet Şimşek'in başarısız olması Türkiye'nin zaten başarısız olan ekonomi politikalarının iyice dibe vurması anlamına gelecek. Buradan nasıl çevirebilirler bunu açıkçası bilemiyorum. Belki de bir an önce
ülkeyi seçime götürerek yeni bir yapılanmayla, yeni bir hükümetle, yeni bir perspektifle Türkiye'nin arayışlara girmesinin önünü açabilirler. Ama Erdoğan'ın kolay kolay bu yola girmeyeceğini gördüğümüz için Mehmet Şimşek'le beraber onu arada sırada frenleyerek, onun kendi yakınındaki insanlara zarar verecek hamlelerini engelleyerek yola devam edeceği benziyorlar. Sonuçta onlara pek bir şey olmuyor ama Türkiye'de halka, topluma çok ciddi bir fatura dayatılıyor ve bu fatura anladığım kadarıyla her geçen gün daha da artacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.